Ben doğum psikolojisiyle, doğumla, bebekle, insanoğlunun hayata olan bu ilk başlangıcıyla çalışmak için ve bu alana yönelmek için karar verdiğimde eğitim alabilmek, bu konuda kendimi geliştirebilmek için akademiyle başvurmuştum. Bu çalışma esnasında benim oğlum gelmeye karar verdi ve sonra bir an dedim ki bir dakika, önce benim doğumu bir deneyimlemem gerekiyor. Yani bir nasıl olduğuna, sürecin nasıl olduğuna, annenin nerede neye ihtiyacı olduğuna yaşayarak daha doğru karar verebilirim. Ve sonra dedim ki eğitim biraz dursun, önce ben bir anne olayım, sonra devam edelim. Sonra ben işte doğuma hazırlık ve nefes çalışmaları eğitimden geçerek, doğumda destek alarak bir annelik başlangıcı yaptım ve doğumdan çıktığımda içimde tek bir şey vardı. Bunu her anne bilmeli ve her anne doğumu böyle yaşamalı. Doğumun böyle bir şey olduğunu onlar da hissetmeli ve bu coşkuyu tatmalı. Çünkü bizler doğum hakkında hep negatif hikayelere, negatif verilere, hep böyle kötü sahnelere maruz bırakılmış bir toplumuz. Doğum bunların çok dışında şeyler içeriyor. O yüzden bunu şimdi, bu deneyimlerimi ve bu bilgi birikimini sonrasında bir yüksek lisans programına dahil olarak bununla ilgili eğitimleri tamamlamaya gayret ederek kendimi hazırladım. Şimdi doğuma hazırlık ve nefes çalışmaları eğitim ve doğum psikoterapisi için annelere destek veriyorum. Onların da doğumlarını iyi ki derle bezemelerini, o doğumun coşkusunu yaşayarak o doğumdan çıkmalarını sağlamak adına. Genelde şöyle oluyor, bazen hekimleri yönlendiriyor. Diyorlar ki bak bir doğum psikoloğu var, istersen biraz çalışabilirsin. Hani hem doğum psikoterapisi sürecinde, bazı annelerin çünkü beklenmedik gebelikleri oluyor, buna ruhsal anlamda hazır olmuyorlar. Ya da doğumla ilgili hiçbir şey düşünmüyor oluyorlar ama bebek ve hamile ilk başladığında doğum kaygıları açığa çıkıyor. Doğum nasıl olacak, neye ihtiyacım varla ilgili bir süreç başlıyor. Ya kendileri bu ihtiyaçlarını keşfedip ya da hekimleri yönlendirdiklerinde bizimle irtibata geçiyorlar. Bizim de isteğimiz böyle aşerme dediğimiz işte o ilk 3 ayın 4 ayın tamamlanıp annenin artık gebeliğiyle daha böyle keyif almaya başladığı biraz yani aa evet bu bebek burada büyüyor hareketleri var ben doğuracağım ya nasıl olacak falan diye soruları başladığı evrede böyle 5 ay 4 ay 5 ay dönemlerinde bizlerle irtibata geçebilirler. Gerek doğum psikoterapisi desteğiyle gerek doğuma hazırlık ve nefes çalışmaları eğitimiyle onların yanlarında olabiliriz. Çeşit bir seçeneğimiz var. Ya hafta sonları 6-6-12 saatlik iki pazar şeklinde eğitimlerimiz var. Bazen 3 saat, 3 saat, 4 derse veriyoruz. Mesai saati sonrasına koyuyoruz babalar rahat eşlik edebilsin diye. Çünkü babalar bu konunun çok dışında kalan ama aslında çok küçük şeylerle, annenin yanında yargısız, yorumsuz, var olma halleriyle bile doğuma çok büyük, bebeklerine, eşlerin anneliğine çok büyük ve kendi babalıklarına da tabii ki katkıları var. O yüzden babaları da eğitimde istiyoruz. Bu şekilde bir de online, şu an bu süreçte artık bir de online eğitimlerimiz var. Hatta yani gerçekten bazı gebeler böyle çok kaygılı ve dışarı çıkma konusunda endişeli olurlarsa ben evlerine bile gidip hani onlara bu eğitimi mutlaka ulaşmalarını sağlamaya gayret ediyorum. Onun dışında eğitimimiz öncelikle doğumun hormonlarından ve doğumun başlangıç bulgularından ve doğum aşamalarından bahsediyoruz. Yani teorik olmayan, çok teoriye boğmadığımız bilgilerle bir gerçekten doğum nedir, nasıl olur, aşamaları nelerdir, hangi hormonlar o sırada devrededir? Çünkü sistemin nasıl çalıştığını, nelerin o sırada olduğunu ve olmakta olduğunu bilirsek vücudumuzda bilgi hem korkunun ve bu olayla alakalı kaygılarımızın panzehri olur. Çünkü gerçek bilgi bir panzehirdir ve bu bilgiyi beyne atmaya çalışıyoruz ilk etapta. Doğumda fiziksel ve nefes egzersizleriyle ilgili bir bölüm var. Burası çok önemli çünkü vücudumuzu nasıl esnek hale getirebileceğimizi, bebeğe rahim yolunda ilerlerken nasıl en iyi desteği vereceğimizi onu çalıştırarak bunu öğretebiliriz. Çünkü gevşemenin deneyimlenmediği ve gevşemenin öğrenilmediği vücut
vücuda otomatik hale getirilmediği yerlerde gevşemeyi bir anda mümkün kılmak zor olabilir. Yani ve doğum bir bırakma eylemidir. Yani bebek ve rahim bu yolda çalışırlar. Anne sadece bu sürece izin verir. O yüzden anneye nasıl izin vereceğini öğretmek önemli. Eğitimde bunun üzerinde durmuş oluyoruz. Nasıl nefes teknikleri kullanacaklar? Doğumun travayında neler, hangi nefesleri kullanırlar? Doğuma gebelik döneminde hazırlanırken hangi nefesleri kullanabilirler? Doğum aşamasında, bebek çıkımdayken buralarda nelere ihtiyaçları olduğunu hepsini anlatıyoruz annelere. Yani hayatımızdaki en ufak bir şeye bile hazırlık yaparak, hassas davranarak neye ihtiyacımız olur, neye gerekli olur hepsini mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bebeğimizi karşılıyoruz. Bir insanın bir alemden dünya alemine geçişine kapı oluyoruz. Yani bu bir hazırlık gerektiriyor ve bu hazırlığı en iyi şekilde yapıp annenin, bebeğin bu dünyaya en travmasız, en keşkesiz şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak anneyi de daha, anneyi de babayı da daha sağlıklı ve dengeli hissettiriyor. O yüzden buradaki gevşeme ve egzersizler ve annenin gebelik döneminde bunlara vakit ayırarak süreci geçirmesi onu, bedeni ve hormonları konusunda daha aktif hale getiriyor. İşte pilates topumuzla ya da işte babayla, destekçisiyle, artık kimle doğum anında süreci bekleyecekse yapabileceği hareketleri, rahmin ve bebeğin yolda rahat ilerleyebilmesi için hangi pozisyonlara ihtiyacı var? Bunların hepsini eğitim içerisinde öğretiyor, deneyimletiyor ve bunların vücut kayıtlarına geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bilgiye çünkü vücudun ihtiyacı var o sırada. İlaç dışı rahatlatıcı tekniklerden bahsediyoruz. Yani annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde o doğumdan çıkabilmesi için zaten sağlık sisteminin elinde bütün kurtarıcı materyaller mevcut. Ama bunun öncesinde biz diyoruz ki anneye, ilaç dışı rahatlatıcı teknikleri bilirseniz bu tekniklerle siz süreci zaten yönetebilirsiniz. Yani bunun için elinizden geleni yaparsınız. Siz burayla ilgili şeyi tamamlarsınız. Sağlık sisteminin size sunacağı rahatlatıcı tekniklere ihtiyaç hissetmeyebilirsiniz diyoruz. O yüzden annenin bu ilaç dışı rahatlatıcı tekniklerin neler olduğunu bilmesi, bunları deneyimlemesi, şu teknik bana iyi gelirmiş, işte bunu deneyimleyebilirim, bunu doğum odamda da kullanabilirim, bunu hazırlık evresinde de deneyimleyebilirim diyerek kendini buna hazırlamış olur. Çünkü insan bilemiyor, bir koku mu, bir dokunuş mu, bir müzik mi, bir resim mi ya da o andaki bir işte rahatlamak için bir su mu, ne ona çok daha iyi gelecek, bunu öncesinde çalışıp deneyimleyerek açığa çıkmasını, bunları en azından zihnin duymasını, şuna daha yakın hissettim kendimi diyerek o zaman bunu doğum odama taşıyayım diyerek bu bilgiyi açığa çıkarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Doğumda da en çok nefes devrede, çünkü bebek ilerliyor, bebeğin ihtiyaçları var, oksijene çok ihtiyaç var o sırada. Yani kanda ve bebeğe giden bütün yollarda oksijeni bol tutmak annenin aldığı nefeslerle ve kullandığı nefes teknikleriyle mümkün. Yani bunu zaten içgüdüsel anlamda vücudumuz bu bilgiye sahip. Biz sadece unutulmaması için, bu bilginin göz ardı edilmemesi için daha kullanılabilir. Bak, senin doğum sürecinde buna odaklanman lazım diyerek anneye bu nefesle ilgili bir bilgiyi yüklemeye çalışıyoruz ki vücudu ve vücut kayıtları bunu hatırlasın, güncele çeksin ve doğumda buna odaklanması gerektiğine inanarak bir hazırlık ve gebelik süreci geçirsin. Böylelikle nefes ona ve bebeğe doğum süreci ve doğumda yardımcı olması için kullanmış oluyoruz. O yüzden çok mühim bir noktadadır yani. Anne bebek de olsa sezaryen nasıl olur onu anlatıyoruz. Çünkü sezaryen bir kurtarma ameliyatı. Artık buraya kaldıysa konu, yani o gerektiyse, ama çoğu benim deneyimlediğim ve makalelerde, araştırmalarda okuduğum doğumlarda doğum eğitimi alan, yani istatistikler, çünkü 15-20 yıllık bir istatistik var. Yani buraya biz daha yeni giriş yapmış olsak da çok uzun yıllardır zaten doğum eğitimleri ve doğum destekleri veriliyor. Bunlara maruz kalan annelerle maruz kalmayan anneler arasındaki araştırmalarda sezaryen oranı çok düşük. O kadar düşük ki, yani anne zaten doğum süreleri de çok kısa. Yani anne bu bilgi birikimini ve bu rezervi kullanarak aslında sezaryene gitme riskini ve uzayan doğumlarla ilgili, kötü doğumlarla ilgili riski zaten yarı yarıyadan daha aşağı çekiyor. Şimdi tam oranı hatırlayamadım ama %17 falan kadar düşük bir oran var. Yani gerçek anne bebek dostu olup da bu tekniği kullanan, doğumun mahremiyetine saygı gösterilen doğumlarda. Çünkü annenin zihninin nasıl provoke olduğunu, doğumu ne sıkıntıya sokacak biliyoruz. Bunun
dışına çıkarttığımızda anne zaten, anne ve bebek o işi hallediyor yani. Yani çok hekimlik, müdahalelik bir şey kalmıyor. Ama yapılacak müdahalelerden de bahsediyoruz ki anne travmatize olmasın. Yani bir suni sancı aslında ne demektir? Hani suni sancı anlatılıyor. Bir epizyo nedir? Bir işte ne bileyim o işte kristaller manevrası deniyor. İşte bebeği ittiriyorlar karından falan. Mesela bunu anneler çok kötü anlatıyor. Ama aslında o nedir? Gerçekten ağrılı bir uygulama mıdır? Bunu görsellerle, teknik bilgiyle anlattığımızda ha o öyle bir şey miymiş ya falan deyip anneye bu bilgi yüklenmiş oluyor. Bu sefer doğumda bir şey kaldı. Bunu alması gerekti. O zaman anne travmatize olmuyor işte. Çünkü bunu biliyordu zaten yani. Ama bilmeyen anne ay bir suni sancı verdiler. Halbuki suni sancı senin vücudun ürettiği şeyle aynı şey ama bunu bilmiyor olman sana birinin müdahale edip acını arttırdığı bilgisine gidiyor. Bir kere ağrı da zaten ağrıyı konuşuyoruz. Tamamen zihnimizin ürettiği bir şey doğumda. Çünkü ağrıması gerektiğiyle ilgili bir hipnozumuz var ve ağrıdığına inanıyoruz. İyi de yunuslar da diğer hayvanlar da bizim gibi memeli olup doğuran bir sürü hayvan var. Hiçbiri çığlık atmıyor yani. Hani burada ağrıyı ölçmeyle ilgili şey zihinde bunu bu blokajı bir kırarsak anne zaten ki ben kendi doğumumda bunu deneyimledim. Neredeyse sıfır ağrısız diyebileceğim hipnotik bir doğum yaşadım. Bu mümkün. Hiçbir şey hissetmiyorum doğumda. Hatta eşim kızı diyor ki öyle de anlatma. O kadar da değildir. O kadardı. Ben orada değildim yani. Hani o hipnoz kurulabilirse zihinde konu kapanıyor anne için. Sonra bir daha bebek de rahim işini görüyor çıkıyor yani aslında. Tabii ki bir doğum psikoloğu olarak en böyle önemsediğimiz, bizim tabii ki en önemsediğimiz yer güvenli bağlanma ve tentene temas kısmı. Bunun neden gerekli olduğunu, anneye ve bebeğe nasıl bir faydası olduğunu, doğum sonrası süreçte ne gibi alanlara etki edebileceğini, bunların hepsini eğitim içerisinde konuşuyoruz. Anneyle bunu deneyimletiyoruz. Burada bizim önemsediğimiz şey şu, hayatta bizi travmatize eden, yıpratan ya da eksik bırakan güven, ilişki ne varsa, ilişkilerin içerisinde bunu düzeltmek, tamamlamak ve iyileştirmekle ilgili süreç de her zaman açıktır. Bu belli yaş dönemlerinde belli olaylar ve belli kişilerle tamamlanmak ve iyileşmek üzere geri gelir. Ama bunun geri gelmesi dönemi eğer ki sizi bazı zorlantıların, bazı yaş dönemi krizlerin içerisine atacaksa bizim burada isteğimiz erken teşhis gibi hani her konuda daha öncesinde bununla ilgili tedbirleri almak, elimizden geleni yapabilmek. Yani annenin o sırada 9 ay rahminde annenin sesiyle, annenin sıcaklığıyla ve kokularıyla büyümüş bebeği doğum anından başladığı ilk 1 saat, 2 saatlik sürede en azından eğer hiçbir komplikasyon yoksa bebeğe ve anneye acil müdahale edilmesi gereken bir komplikasyon yoksa annenin göğsünde bırakılmasını ve o ilk 1-2 saatte o bağlanmanın orada gerçekleşmesini, eğer anneyle ilgili bir bakım gerektiren bir komplikasyon varsa da o sürece babanın dahil edilip babayla ten temasının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bebeğin dünyadaki o ilk saatlerini gerçekten güven ilişkisini doğru yapılandırarak bir başlangıç yapması biz psikologlar için önemli bir algı. Bununla ilgili çok çalışıyoruz. Çalışmalar var. Anneler biraz bunun hakkında okuyup araştırırlarsa zaten bu ihtiyaca ve bu duyguya düşeceklerdir. Çünkü her anne doğum sonrası zaten hücresel anlamda bile, enerjisel anlamda bile ondan ayrılmama eğilimi, onu kucaklama ve onunla bebeğiyle olma eğilimine girer. Ama yapılacak bakımlar ya da bazı müdahaleler bunu maalesef zedeleyebiliyor. O yüzden bu konuda bilgilenmek, bunun niye gerekli olduğunu bilmek, eğer bu ihtiyaç içinizde gerçekten varlığını oluşturursa bunu bir hekiminizle konuşmak, yani böyle bir şey düşündüm, bunu mümkün kılabilir miyiz demek esasen önemli. O yüzden bu seçeneklerden ve bunun ihtiyacından ve bu duyguyu sizler nasıl anlamlandıracaksınız? Bundan yaşıyoruz. Çünkü doğum fabrikasyon bir şey değildir. Yani teknik bir konu değil. O kadar herkese özel. Hani parmak izlerimiz gibi, birbirinin aynı gibi tekrar eden iki doğum yok. Yapılan araştırmalarda önemli olan biz bu eğitimlerde ve bu psikoterapi desteklerinde annenin, babanın bebek için, kendi için gerçekten ihtiyaçlarını keşfetmek. Çünkü beni ne üzer, neye ihtiyacım var bunları tespit edebilirsem bunların gerçekleşmesini engellerim ve buradan daha sağlıklı çıkmanın bir yollarını bulurum ve bunu keşfetmiş olurum. Bunu mümkün kılmaya çalışırım. Bu mihvalde anlaşılıp uyumlanabileceğim bir doktorla ve bir hastaneyle yola çıkmış olurum. Bunlar da benim zaten özellikle bizler nesil olarak
çok çocuklu bir hayattan artık aşağı çekilmeye başladı. O yüzden annenin 1, 2, 3, 5 olsun fark etmez, doğum bir deneyimdir ve bunu en iyi şekilde, iyi kilerle, coşkuyla atlatabilmesini istiyoruz ve bu süreci desteklemek için bu işi yapmaya başladık. Doğum provası dediğimiz şey eğitimde kullandığımız aslında bir oyun. Bununla ilgili eğitim içerisinde birçok eğlenceli oyun var. Yani sadece böyle teknik bilgiden içermiyor. Çünkü o eğlenerek vücut kayıtlarımızı, o bilginin böyle gevşek ve rahat bir ortamda geçmesini sağlayarak, o gevşeme seanslarından herkes böyle çok yumuşamış, mutlu olmuş bir şekilde çıkarak, yani özellikle hatta böyle konudan konuya geçmek istemiyorum ama çoğu eğitimden çift ya bu çok eğlenceli bir şey, ya bunu gelip bir şeyler daha yapalım hocam falan diyerek mutlulukla çıkıyorlar. Çünkü çift olarak birbirlerine özel bir vakit ayırmış oluyorlar, bir grupla tanışıyorlar, eğitimde bir oyunlar, materyaller derken bir şeyler deneyimlemiş oluyorlar ve bu onlara çok keyifli hissettiriyor. Bunlar da yine keyif aldığımız eğitimlerden biri ama bizim psikolog olarak oradan aslında hedeflediğimiz şey bu eğitim içerisindeki bilgilerin vücut kayıtlarına geçmesi. Bu egzersizler ve o doğum provası gibi oyunlarla aslında vücudumuzda bu kayıtları geçirmiş ve bak doğumda da bunu kullanacaksın gibi bir prova yaptırmış oluyoruz. Beden çünkü her türlü kaydı hatırlar. Koku kaydını, ses kaydını, kelimeleri, her şeyi zihne çeker ve zihden aldığı bu bilgiyi doğumda da kullanacaktır. Zaten bunun önündeki engelleri kaldırmak adına bu eğitimleri düzenlemiş oluyoruz. Bunlar da o şekilde destek oluyor gebelikte, gebelik sürecine. Genelde ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İşte doktorum var, ebem var, hastanem var, hemşireyim var. Doğum psikoloğu da yani zaten kim doğum psikoloğuyla doğurmuş, ne gerek var gibi. Bence bu herkesin bildiği bir yanlış. Çünkü neden? Evet, neye ihtiyacımız olduğunu o sırada bilmiyoruz. Bizi ne üzer, ne iyi gelir, ne bize yardımcı olur bilmiyoruz. O yüzden de doğum psikoloğunun ya da doğum psikoterapisinin ve bu tarz doğum eğitimlerinin niye ihtiyacımız olduğu ile ilgili bir şemamız aslında yok. Ama doğum geçiren anneler, genelde çünkü ikinci, üçüncü doğumlarındaki anneler de başvuruyor. Çünkü diyorlar ki yani hayır, ilk doğumumda şöyle bir şey yaşadım, bunda öyle olmasını istemiyorum. Ya da keşkeleri oluyor. Yani o kadar çok keşkeleri var ki annelerimizin bebek ve doğumlarıyla alakalı. O keşkeleri düzeltmek, temizlemek ve ikinci ve diğer doğumlarına bu keşkelerle hazırlanmamak adına zaten gelmiş oluyorlar. Yani bir tık burada aslında gerçekte olan şey ihtiyaçlarınızı, size ne iyi gelir, ne kötü gelir diye bu eğitimler ve psikoterapi süreci boyunca keşfedebilirsiniz. O yüzden bu ne gerek var cümlenizin aslında tam terse dönmesini deneyimleyeceğiniz bir süreç olacak. Doğum psikoterapisi destekleriniz ya da doğum eğitimleriniz. Doğum tercihlerinden işte sezeryan, epidurali sezeryan, normal doğum, epidurali normal doğum gibi doğum seçenekleri var gibi biliyor gebelerimiz. Ama sezeryan bir doğum tercihi değildir. Sezaryen bir kurtarma operasyonudur. Bebekle, anneyle ilgili bir komplikasyon olduğunda ona en iyi gelecek şekilde anneyi ve bebeği sağlıklı tutmak adına yapılan bir müdahaledir aslında. Onun dışında doğum, bebek ve doğurmakla ilgili bütün süreç zaten bizim yaratılışımızda ve mizacımızda var. Önemli olan bu yaratılışı ve mizacı ortaya çıkarmak, bunun önündeki engelleri kaldırmak. Onun sonrasında zaten rahim kasları ve bebek elinden geleni yapıp bu yolculuğu tamam anlayacaklar. O yüzden bu da doğru bilinen bir yanlıştır diye düşünüyorum. Anneliğe niyet etmiş her kadının öncelikle hani kabus sütünü nerede yaptırayım, hangi zıbınları alayımın yanına lütfen zihnimi, bedenimi, bebeğimi ve kendimi, eşimi, anneliğe, babalığa, bu evladın bu dünyaya gelişine nasıl hazırlayabilirim, nelere ihtiyacım var, beni hangi duygular zorluyor, bunları nasıl halledebilirim edin. Bir alan açmalarını istirham ediyorum. Çünkü bizler psikoterapist olarak doğum sonrasında bebekle, anneyle ilgili birçok komplikasyonla karşılaştığımız için bunları yaşayan annelerin ve bebeklerin azalmasını istiyoruz. O yüzden bu girişimleri ve adımları atıyoruz. Sizler de kendiniz, bebeğiniz için doğumunuza sahip çıkıp, bilgilenip hazırlanırsanız iyi ki dediğiniz coşkulu doğumları deneyimlemeniz mümkün olabilir. Her anneye böyle bir doğum deneyimi diliyorum gerçekten. Ve dilemekle de kalmıyorum. Elimden geleni yapmak için burada hazır bulunuyorum efendim.